Biz mesela bir insana hoş geldin diyoruz ya. Hoş gelmiş durumdasın. Orijinali bu. Sonra bizim atalarımız ne yapmış? Kısaltalım demiş. Hoş gelmişsin. En sonunda da hoş geldin diye bağlamış. Buradaki neyi alıyor you? Ta durumdayı alıyor buradan. Have. Çünkü o duruma sahip olmak diyor. Sonra mışı alıyor. Hani eylemin üçüncü hali. Gelmeyi alıyor. Come. Hoşu alıyor. Well. Aslında hoş geldin İngilizce'de you have welcome. Welcome. Arada boşluk var mı? Hayır, geliyorum. En az 100 yıl var. Dur anlatıyorum. Sonra yıllar geçiyor. Diyor ki zaten kime elimi uzattığım belli. Zaten bu noktada şunun çarpı 3 olması. Burada hiçbir şey olduğu zaman bana bu mesajı verecek. Yıllarca konuşuyor. You have welcome. You have welcome. 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 Ondan sonra da oluyor sana welcome. Tabii. Zaten sırf bu bilgi için 2 ay, 3 ay kursa gidiyor insanlar abi. Anlatmadım mı? Çok iyi.